Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, AYT 1. Genel Tekrar 2. Part'tayız. Fizikte konumuz dinamik. Dinamikle başlıyoruz. Dinamik, Newton'un 3 prensibine dayanıyor. Eylemsizlik prensibi, özellikle bildiğimiz F eşittir M dediğimiz ikinci temel prensip. Üçüncüsü de etki-tepki prensibi. Bazı kitaplarda bunu sırasıyla sorabiliyorlar. Yani Newton'un 2. prensibi hangisidir? Sırası önemli, bunu sırasını da bilmekte fayda var. Biz de sonra da dikkat etmeye başladık. Sürtünme kuvveti ne zaman ortaya çıkıyor? Cisim hareketliyse ve hareketi engellemek için ortaya çıkıyor. Daima harekete zıt yöndedir. Ve hareketli bir cisim için etkeden sürtünme kuvveti K çarpı yüzeyi etkeden dik kuvvetin büyüklüğüdür. Bir cisim zemindeyse ağırlığıyla bastırır ama eğik düzlemdeyse ağırlığının kosinüsüyle bastırır. Yan yüzeyde ise artık hangi kuvvetle duvara doğru itiliyorsa ona doğru bastırır. Eğer şöyle bir kuvvet olsaydı, bu F'in yatay bir bileşeni, düşey bir bileşeni olacaktı. Bu sefer de böyle bir kuvvette yüzeye bastıran kuvvet K çarpı F'in yatay bileşeni. X olacaktı. Yani kim bastırıyorsa onu alıyoruz. Olayımız bu. Sürtünme yoksa, sürtünme kalsaysa, yüzeye bastıran kuvvetin bir önemi yoktur. Asansör ve araba içindeki cisimleri etki eden kuvvet eylemsizlik kuvvetidir. Ve her eylemsizlik kuvveti araç içindeki cisimlere aracın ivmesi kadar etki eder. Yani burada aracın içinde kimler var, asansörün içinde kimler var, o cisimlere eylemsizlik kuvveti etki eder. Sistem hızlanıyorsa harekete zıt yönde, sistem yavaşlıyorsa harekette aynı yönde. Hani giden bir araçla fren yaptığımız zaman ön camı çarpmamızın sebebi harekette aynı yönde bir eylemsizlik kuvvetine etkisinde kalmamızdır. Farklı birbirlere bağlı cisimler için tek bir F eşittir MA bağıntısı yazılamaz. F net eşittir MA bağıntısı her cisim için ayrı yazılacaktır. Bunu ilerleyen zamanda ilerleyen bir soruda göstereceğim, hatırlatacağım. Birbiri üzerinde kayan cisimler için eskiden çok çeşitli sorular vardı. Kuvvetin üstten veya alttan uygulanmasına göre soruların çeşidi arttırılır. Ama artık müfredatta sadece birbiri üzerinde kayan cisimler için birlikte götüren kuvvet sorusu sorulur. Onun da kısa bir yolu var. Öğrencilerle paylaşmaya karar vereceğim. Seviyoruz kısa yolları. Şimdi bakıyorum. Diyor ki, sorularımıza başlayalım, hızlı bir şekilde bitirelim. Dinamik kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Sürtünmesiz yatay düzlemde 6 metre bölü saniye hızla giden bir cisme 27 Newton'luk bir kuvvet uygulanmış. Bakıyoruz. Diyorum ki kuvvet F eşittir MA'dan 27 Newton etki etmiş. Kütlemiz 3. Hareket ivmemiz kaç olacak? 9 metre bölü saniye kare. Peki bana ivme mi sorulmuş? Hayır. Aldığı yol sorulmuş. Yol soruluyorsa en güzel şey hız zaman grafiği çizmektir. Bu cismin hızı kaç? 6 metre. 6'ydı. Kaç saniye boyunca hareket etti? 2 saniye. 2 saniye boyunca. Peki ivme demek hıza katkıdır. Hıza katkısı kaç? 9. 2 saniye boyunca hıza katkısı 18 olacaktır. Dolayısıyla hızımız 6'dan kaça çıktı? 18'de ivmeden katkı geldi. Hızımız 24'e mi çıktı? Kaç saniye boyunca? 2 saniye boyunca. Ne diyoruz? Hız zaman grafiklerinde grafiğin altındaki alan işte yolu. İşte ben yola ivme sayesinde geçiş yapıyorum. Neydi dinamik? Kuvvet ile hareket arasındaki ilişki inceler. Geçiş noktamız ivme olacaktır. Bir yamun alan nasıl hesaplanır? Paralel kenarların alt toplamı topluyoruz. Çarpı yükseklik bölü 2'den 6, 24, 30 olarak karşınıza çıkacaktır cevap. Şimdi sistem serbest bırakılıyor. İple oluşan gerilme kuvveti kaç Newton'dur? Bakıyorum. Aynı ip mi? Aynı ivme. Farklı ip olsaydı farklı ivme. Evet. Aynı. Bakıyorum havadaysa ağırlık vardır. Mg'si kaç? Mg'si m çarpı g'si 30. Bunun mg'si 1 çarpı 10'dan 10 Newton. Sistemde net kuvvet ne tarafa doğru? Sağa doğru. F net toplam kütle çarpı a'dan hareket kuvveti 20 net kuvvetimiz. Toplam hareket eden kütle miktarı 4 kilogram. Sistemin ivmesi 5 metre bölü saniye karedir. Şimdi bana ivme mi sormuş? Hayır. Sormuş. Bana ne sormuş? İp gerilmesi. İp gerilmesi için yöntemimiz şudur.
İple ilgili bir soru varsa, iple ilgili bir bilgi varsa, yani işin içinde T varsa her zaman tek kütleye bakılır. Tek kütle için yazacağız. Hangisini seçelim? Seçin. Yani öğrencimiz seçecek. Bir kilo daha. Bir kilogramı seçtik. Şimdi bir kilogramı alıyorum. Aşağıya doğru ağırlığı var, yukarıya doğru ip gelmesi var. Bu cisim ne tarafa doğru gidiyor? Yukarıya doğru gidiyor. Net kuvvet için 10 eksi T mi yazalım, T eksi 10 mu yazalım? Yukarı gittiğine göre. T daha büyük. T eksi 10. T eksi 10. Net kuvvet eşittir. Buradaki kütle 1. Sistemin ivmesi 5. T eşittir 15. Peki hocam, ben bunu alsaydım. Hadi bu seferlik alalım. Diyorum ki 3 kilogram. İşin içinde ip varsa ne dedik? Tek kütle. İster ona bakın, ister buna, fark etmez. Ağırlığımız var mı? 30. İp gelmesi var mı? T. Ama bu sistem ne tarafa gidiyor? Aşağı gidiyor. Net kuvvet için 30 eksi T. Toplam kütle oradaki 3, sistemin ivmesi 5, 30 eksi T 15, demek ki T 15. Zaten farklı çıksa soruyu yanlış çözdük demektir. Herhangi birini alma özgürlüğüne sahip bir öğrenciyiz. Baktık o olmuyor, ötekini alacak, yani başka yolu yok. Evet. Şimdi ne diyor? Yatay sürtünmesiz düzlemde cisimlere kuvvetler etki etmiş, hız zaman grafikleri verilmiş, kütleler sorulmuş. Böyle bakınca bir karışık görünüyor. Evet, tabii böyle bir karışık. Kuvvet var. Uzun. Hız zaman. Şimdi hız zamandan ben dinamiğe neye geçeceğim? İvmeye geçeceğim. Hız zaman grafiklerinin eğimi ivmeyi verir. Bakıyorum. Kütlemiz F eşittir MA'dan da tek tek yazacağım. Kuvvetimiz ne kadar? F bölü 2. F bölü 2. Kütlemizi bilmiyoruz. MK. İvmemiz kaç? Eğimden karşı bölü komşudan 4. 4 diyelim. O zaman K'yı yalnız bırakıyorum. 4 aşağıya iniyor. F bölü 8 ile orantılı. Peki. Şimdi aynısını diğeri için. L için. Pardon, bu L'ymiş değil mi? Ben bunu L için yazdım. Ha, yukarıdaki L, evet. Hiç. Aynı sıra gibi düşündük. Aynı sıra gibi gittik. Hiç alakası yokmuş. O zaman biz şurada değişiklik yapalım. K'nın kuvveti F bölü 2. Kütlesi K. Eğimi kaç? 1 bölü 4. Yani o zaman şöyle düzenleyelim. K eşittir 4 karşıya gider. 4 bölü 2'den 2. Tamam. Şimdi ona dikkat edelim. L'nin kuvveti 4F. Kütlesini bilmiyorum. İvmesi eğimden dolayı 4. 4'ler sadeleşti. L 1F ile orantılı. Şimdi M'ye yani bakıyorum. M'ye. Kuvvetim 2F. Kütleyi bilmiyorum. İvmesi 4 bölü 4'ten 1. Yani M'nin 2 mi oldu? O zaman K ile M eşit. L bunlardan küçük. K ile M eşit. L bunlardan küçük. Bursa olacaktır. Evet. Arkadaşlar, buradaki sıraya ve buradaki sıraya dikkat ederlerse çözülmeyecek bir soru değil. Yani sadece kafa karıştırıcı bir soru. Zaman alıcı bir soru. Ama gerçekte hani zor bir soru değil. Evet. Şimdi İçi gazla dolu bir kap vanası açılarak serbest bırakılıyor. Gaz ne yapıyor? Uçuyor, kaçıyor. Kütlesi gitgide azalıyor. Cismin ivmesi zamanla nasıl değişir? Şimdi eğik düzlemde aşağıya bastıran kuvvet Mg'nin kosinüsü mü demiştik? Evet. Konuyu anlatırken. Aşağıya çeken kuvvet o zaman Mg'nin nesidir? Sinüsüdür. Yüzeye bastıran bir sürtünme olmadığı için almaya gerek yok. Hareket ettiren kuvvet F eşittir MA yazarsak, hareket ettirici kuvvet MG'nin sinüsüdür. Doğru mu? Ve eşittir MA'da. Kütlenin zaten ivme için bir katkısı yok. Yani büyük kütle büyük kuvvet, küçük kütle küçük kuvvet. Oranı hep G ve sinüs alfaya bağlı. G hep aynı. Açımız değişmiyor. O zaman ivmemiz ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. Sabit kaldı. Kütle küçüldü diye ivmeyi etkilemiyor. Peki hız zaman sorsaydı, bir geçiş yapalım. İvme sabitken hıza katkısı hep aynı ama katkısı var. Hızımız yoksa bile ne yapacaktır? Düzgün olarak artacaktır. Bakıyorum. Evet. Bu grafiği öğrencilerimiz seviyordur. Çünkü sıklıkla karşılaşıyorlar. İvme ve uygulanan kuvvet grafiği. Bakıyorum, 4 Newton'a kadar bu cismi harekete geçirememişiz. Uyguladığımız kuvvet 4 Newton'dan sonra harekete geçirmiş. Demek ki burası bizim sürtünme kuvvetimiz. Sürtünmeyi yenersek harekete geçiyoruz. Uyguladığımız kuvvet 16. 4'ünü ben sürtünmeye harcadım. Net kuvvetim kaç kaldı? 12 kaldı. F net eşittir toplam kütle çarpı A'dan.
Net kuvvetim 12, kütleyi bilmiyorum. Sistemin ivmesi kaça çıkmış? 5. O zaman kütlemiz kaç oldu? 12 bölü 5. Bana ne soruyor? Sürtünme katsayısını soruyor. Sürtünme katsayısı K çarpı yüzeye bastıran kuvvet miydi? Sürtünme kuvvetimiz 4 Newton. K'yı bilmiyoruz. Yüzeye bastıran kuvvetimiz ağırlıktır. Eğer başka bir şey olsaydı eğik düzlem falan diye mutlaka söylerdi. Bakıyorum kütleyi kaç bulmuştuk? 12 bölü 5 bulmuştuk. G zaten yer çekimi ivmesi 10. 4 eşittir. K çarpı şu sadeleşir 2 olur. 2, 12, 24 olur. K'yı yalnız bırakıyorum. 4 bölü 24. Yani 1 bölü 6. Var mı? Denizli. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ne diyor soru? Şekildeki sistem sabit hızla hareket ettiğine göre M kütlesi kaç kilogramdır? Arkadaşlar, burada hızı gördük değil mi? Sabit mi diyor? Bu bize bu soru kolaylaştı demektir. Sizi işlemden kurtarıyorum demektir. Sistemde hız sabit. Yani hız hep aynı gidiyor. İvmede bir katkı yok. İvme yoksa kuvvet yok. Yani hız sabit mi? Atlıyoruz. Net kuvvet sıfır diyoruz. Aşağıya bunu çeken kuvvet kaç? Mg ağırlığı var. 40. O zaman diyor ki ben de seni engellerim. Kaçla engellerim? Sürtünme kuvveti. Kaç olmalı? Sıfırlar. 40 olmalı. Olamak çünkü, için 40 olmalı. Evet, yani net kuvveti sıfırlayacak. Diyoruz ki 40 aşağıya doğru. Orası 40'sa. İp gerilmesi kaç? 40. 40. Bu ip 40'sa. Aynı ip. Bu ip Fs kaç? 40. Bir sıfırlasın. Evet, o zaman şimdi yazıyorum. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye bastıran kuvvet mi? Sürtünme kuvveti kaç? 40. K'yı bilmiyoruz. K biliyor muyuz? 0,8 varmış. 8 bölü 10. M'i bilmiyoruz. K, M, G. Onlar gitti. 8M 40 ise M 5 kilogram. Tamamdır. Anlatabildim mi? Evet, evet. 1 kilogramlık cisim sürtünmeli düşey düzlemde sabit hızla hareket ettiğine göre etki eden kuvvet kaç Newton? Hızımızın yönü çok önemli. Bu soruyu ben hatırlıyorum bir yerlerden. Yukarı doğru sabit hızla gidiyordu. Hareket ettiğine göre etki eden kuvvet kaç Newton'dur? Şimdi F'i bileşenlerini ayırıyoruz. Evet, bu cos 37. Cos 37 0,8'den 0,8F. Diğeri de sinüs 37 0,6F. Tamam, ayırdık. Cisim yukarı mı gidiyor? Evet. Sürtünme kuvveti aşağıya, hareketi aşağı. Zıt yönde. 1 kilogramın ağırlığı var mı? 10. Mg 10. 0,6F yukarıya hareket ettirmeye çalışıyor. He. 0,6F. Evet. Bu bastırıyor. Sürtünme kuvveti oluşturuyor. K çarpı yüzeye bastıran kuvvet. Yüzeye bastıran katsayımız 5 bölü 10. 0,5. Yüzeye bastıran kuvvetimiz kaç F? 0,8F. 8 bölü 10F. Doğru mu? Ve sürtünme kuvvetin yönü ne tarafaydı? Harekete ters, zıt yön. Ters harekete zıt. Cisim yukarıya gidiyor. Demek sürtünme ki sürtünme aşağıya. Evet. Burası 40 bölü 100'den değil mi? 40 0. bölü 100'den kaç oldu yani? 4 bölü 10. 2 bölü 5F oldu. Doğru mu? Peki. Sistem sabit hızla mı gidiyor? Evet, sabit hız diyor. O zaman yukarı olan kuvvetler aşağı olan kuvvetlere ne olacak? Eşit olacak. Eşit olacak. 10 artı 0,4F yukarı olan 0,6F'e eşit mi? 10 eşittir 0,2F mi? Yani 10 eşittir 2 bölü 10F mi? O zaman kaç oldu? 50. F eşittir 50 oldu. Bu üniversite sınav sorusunun sayılarının değiştirilmiş halidir. Yani sınavda birebir bu sorudan aynen geldi. Hani işlem kalabalığı çok demeyelim, bazen de gelebiliyor. Hem de yeni sürekli nesil yorum değil. Yeni nesil soruların içinde geliyor, evet. Hani sürekli yeni nesil diyerek yorum soruları falan beklemeyelim. Bazen işlem soruları da geliyor. Ya yani fizik denildiği zaman daha çok aslında insan akla işlem geliyor, formül geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Asansör içerisinde ağırlığı ölçülen bir cisim olduğundan daha fazla bir değer göstermesi için. Şimdi asansörlerimiz var. Ya teraziler her zaman ne ölçer? Ağırlığımızı ölçer. Ama asansörler eylemsizlik kuvvetin etkisinde kalıyordu. Evet. Şimdi bir cisim zaten terazide bir Mg baskısı yapıyor mu? Yapıyor.
Asansör yukarı hızlanırsa, arabalar yukarı hızlanırsa bizi ne tarafa doğru iter? Geriye doğru iter. Aa evet, emgen ya da EMA katkısı mı sağladı? Hı hı. Daha fazla mı bastırdı? Olduğundan daha fazla ölçtü. Tamam. Peki, aşağı yönde aşağı hızlandı. Yönde. Araba aşağı hızlanırsa bizi ne tarafa iter? Koltukta biz geriye çarpıyorduk. Evet, tersine. Bu sefer geriye doğru iter. EMA kadar. Pardon şu EMA. Ama emgenin etkisini azaltan bir şey oldu. O zaman terazideki baskısı ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani şöyle diyelim. Ben bunda biraz koptum. Aşağı doğru ağırlığımız var. Evet. Terazi ağırlığımız zaten ölçüyor. Evet. Olduğundan daha ağır ölçmemiz istiyor. Hı hı. Araba yani asansör. Aşağı doğru hızlanırsa, yukarı yönde hızlanırsa benim ağırlığım da geriye doğru iter. Evet. Değil mi? Arabalar hızlanırken geriye doğru. Şimdi yukarı doğru hızlanan geriye doğru bir EMA baskısı mı yaptı? Emgenin yanına bir EMA daha bastırdı. Katkısı daha da arttı. Peki. Tamam. Bu tamam. Asansör aşağı yönde hızlanırsa, araba aşağı doğru hızlanırsa bizi ne tarafa iter? Yukarı doğru iter. O zaman bizim teraziye baskımız azaldı, olmadı. Şimdi oldu. Şimdi yukarı yönde yavaşlamalı. Araba yukarı yönde giderken yavaşlıyorsa eylemsizlik ne tarafa doğruydu? Hızlanırken harekete zıt, yavaşlarken harekette aynı yöndeydi. Yukarı yönde yavaşlıyor. Yukarı yönde de bir katkıda bulunuyor. Hı-hı. Dolayısıyla emgen etkisini gene azalttı. Hı-hı. Yalnız bile biz bu işi kurtardık. Evet. Şimdi oldu. Şimdi makaralarla ilgili dinamik soruları. Ağırlığı önemsiz makaralarla kurulu düzenek serbest bırakılırsa L'nin ivmesi ne olur? Burada dikkat edeceğimiz şey şudur. L'nin bağlı olduğu iple K'nın bağlı olduğu ip aynı ip değil. Dolayısıyla farklı iplerde farklı ivmeler oluşacak. Burada çıkış noktamız bir. İp gerilmesi olacak. İp gerilmeleriyle biz yol ve ivme ilişkisini bulacağız. Sonra hareket yönüne göre F eşittir MA yazacağız. Bakıyorum bu ip T ise T devam etti. T devam etti. Aşağı 2T oldu. 2T. Doğru mu? Hı. Peki. Şimdi bakıyorum. Bu T ise bunlar 2T oldu. T 2MG ise 2T kaç MG olur? 2. 1T 2MG ise 2T 4MG olur. O zaman 4MG bu 2MG'yi ne yapar? Yukarı doğru kaldırır. Bu hareket yönü yukarı doğruyken bunun hareket yönü aşağıya olacaktır. Peki. Şimdi bakıyorum iplere göre. 1T 2T. Basit makine mantığı. Kuvvet büyükse yol küçük. Kuvvet küçükse yol büyük. Kuvvet burada 2 kat büyük. Yol diğerine göre 2 kat küçük olacak. O zaman hareketin hızı da 2 kat küçük, ivmesi de 2 kat ne olacak? Küçük olacak. Olayımız buydu. Artık bundan sonra F eşittir MA yazacağız. Şimdi K için yazıyorum. K. Kütlemiz 2MG. Yukarı çeken ip gelmesi T. Ama bu sistemin aşağı doğru hareket ivmesi 2A. Peki hemen yazıyorum. F net eşittir MA yazalım. Aşağı gittiği için 2MG eksi T 2M çarpı sistemin ivmesi 2A. Tamam. Şimdi L'yi baz alalım. Aşağıya doğru ağırlığı var. 2MG. Yukarıya doğru 2T ama bu sistem yukarı doğru A ivmesiyle. Net kuvveti yazalım. 2T eksi 2MG eşittir 2M çarpı A. Bizden hareket ivmesi sorulduğu için T'leri yok edersek ivmeleri yok edersek T'leri buluruz. Hı hı. Burada ivme sormuş T'yi yok ediyor. Edelim. Yukarı 2 ile çarpıyorum. Hı hı. 4MG eksi 2T 8MA 2T eksi 2MG 2MA taraf tarafa topluyorum. 2T'ler götürüyor. 2MG 2MG 10MA M'ler sadeleşti. 10A 2G ise 1A G bölü 5 oldu. Bunun ivmesi G bölü 5 iken bunun ivmesi 2G bölü 5'tir. Benden L'nin ivmesi sorulduğu için cevap 1 bölü 5. Adana diyorum. Evet. Arkadaşlar bakıyorum
Bir makara duvara bağlı, üst üste iki kütle var. Ama bunlar aynı ipe bağlı, doğru mu? Evet. Aynı ipte aynı gerilme vardır. Aynı ivme oluşur. Farklı olsaydı farklı ivmeler oluşacaktı. Buradaki T ise buradaki de T. Hı hı. Arada bir sürtünme mi var? Evet. İşte bu sürtünme K çarpı yüzeye bastıran kuvvet. K çarpı yüzeye bastıran kuvvet 2 Newton ağırlığı 20'di. 20. Hemen bakıyorum. 6 Newton olacaktır. Bu sürtünme hem üsttekini yavaşlatan kuvvettir hem de alttakini yavaşlatan kuvvettir. Yani sürtünme olduğu zaman elimin üstü de yavaşlıyor. Elimin altı da sürtünmeden dolayı etkileniyor. Hı hı. Şimdi ben ayrı ayrı hareket yönleri farklı olduğu için ayrı ayrı F eşittir MA yazıyorum. Şimdi 2 kilogram alayım. 2 kilogramı. Sola doğru T çekiyor. Ama sürtünme bunu engellemeye çalışıyor mu? Evet. 6 Newton. Doğru mu? Hı hı. O zaman şimdi 40 Newton'a gittiğine göre sağa doğru gidiyor. O zaman bu sola doğru mu geliyor? Evet. Hareketin yönüne göre F net eşittir MA yazalım. T eksi 6 M çarpı A. Hı hı. Tamam mıyız? Evet. Şimdi 5 kilogramı düşünüyorum. 40 çekiyor. T var. T buradan engelliyor. Evet. Hareketi de engellemeye çalışan sürtünme yine 6 Newton. Ama sistem sağa doğru gidiyor. Hem de aynı ipe bağlı olduğu için aynı ivmeyle. Net kuvveti yazıyorum. 40 eksi T. Hı hı. Eksi 6. İkisi de 40 engellemeye çalışıyor. Evet. F net eşittir M çarpı A. 5 çarpı A. Taraf tarafa toplarsam ne bulurum? T'ler gider. 40 eksi 12. Hı hı. 7A'dır. 28 7A. A eşittir. 4 metre bölü saniye kare. İvme sorulmamış. İlk gerilmesi. Herhangi bir tanesini seçelim şurada. İlkini de yerine koyalım. T eksi 6 2 çarpı A idi. T eşittir 14 Newton olacaktır. Hı hı. Peki arkadaşlar, dinamik bizi yormuş olabilir ama iki soruyla biz artık hemen hemen her çeşidi dokunduğumuzu düşünüyorum. Böyle bir konu tekrarı için. Son iki sorumuza geldik. Şimdi bunlar üst üste kütleli sorular. Üst üste kütleli sorularda kuvvet ister üstte mi olsun ister alttan olsun. Birlikte götüren kuvveti soracaklardır. Bunlarda temel bir mantığı vardır. Kitaplarda göremeyebiliriz. Birlikte götüren kuvvet sürtünme kuvvetini alırız. Aşağıda sürtünme yoksa uzun uzun bir çözüm yapmak istemiyoruz. Hı hı. Sürtünme kuvvetini alırız. Toplam kütleyle çarparız. Ve etki etmediği diğer kütleye böleriz. Şimdi sürtünme kuvvetini kim yapıyor? Bu yüzeye 3 kilogramlık kuvvet bastırarak yapıyor. Sürtünme kuvveti K çarpı yüzeye bastıran kuvvet. 8 bölü 10 çarpı 30. Yani 24 Newton. 24 Newton toplam kaç kilogramımız var? 7 kilogramımız var. Diğer kütle kaç? 4. Kuvvetin etki etmediği 4. Sadeleşsek 6 kere 7'den 42. 42 Newton birlikte götürecek maksimum kuvvettir. 42'den sonra cisimler ayrı ayrı gider. Yani bu 45 olsaydı 3 kilogram 4 kilogram üzerinden kayarak fazladan düşecekti. Fazla gitmiş olur. Ama 42'den sonraki bütün kuvvetler 42, 40, 28, 30, 5 Newton, 10 Newton gibi 42 Newton'dan küçük bütün kuvvetler bu sistemi birlikte götürecektir. Yani 42 bizim sınırımız. Kuvvetimiz. 42 geçtiği anda üstteki cismi düşürüyor. İşte o zaman F eşittir MA'lar ayrı ayrı yazılıyor. Ona göre ivme, ona göre ivme oluşuyor. Peki kuvvet aşağıdan uygulandı. Kuvvet aşağıdan uygulandı ama bizim birlikte götürecek kuvvet bilgimiz değişti mi? Hayır, değişmedi. Sürtünme kuvvetini hesaplıyorum. K çarpı yüzeye bastıran kuvvet. 2 kilogramın ağırlığı 20 Newton. Yani 12 Newton. Hı hı. Sürtünme kuvveti toplam kütlemiz kaç? 5 kilogram. Etki etmedi diğer kütle kaç? 2 kilogram. 60 bölü 2'den 30 Newton'a kadar birlikte gider. 30 Newton'dan sonra ayrılmaya başlıyor. Zaten bize birlikte giden kuvveti soruyor. 30 Newton diyoruz. Dinamiğin tekrarını bitirmiş oluyoruz.